Ağustos, 9 Ağustos kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Kovaların aslında çok yorgun bir hafta atlattığınız için, yani 2 haftadır gerçekten iş, ev taşıma, çocuklarla uğraşma, aileyle uğraşmadan dolayı böyle ben kendimi dinlemek istiyorum. Biraz işimden izin alayım. Biraz da bayram tatilini de birbirine katayım. Biraz hani 10 Ağustos'a kadar gelmeyeyim diyen kova burçları bence işinizden hiç kontrolünüzü bozmayın. Gidip bayram tatilinize gelin. Ondan sonraki döngülerde değişmesi gereken noktalarda büyük bir yenilik ve sizin fikirlerinize ihtiyaç duyacak yöneticileriniz ya da bulunduğumuz noktadaki yönettiğiniz noktadaki insanlar. O yüzden tatilinizi Eylül'e bırakın. Eylül'de şarj olmaya ihtiyacınız var zaten ve Eylül'de tatilinizi yapın istiyorum. Ama şu an ufak tatillere okey demişim ama işinizle ilgili bütünleşmesi gereken bazı pürüzler var. Bunları toparlayacaksınız. Bunlar sizin hayatınızda yenilik ve bereket getirecek. O yüzden şu an bayram tatiliniz dışında ekstra bir tatil vermiyorum. Özellikle de sizin kendi dayı, teyze, dede, anneanne dediğimiz noktalarla ilgili bir miras ve bunu teyzeniz ya da dayınız ilgileniyor olabilir. Bunlarla ilgili yerler bölünecek. Bu yerlerle alakalı biraz tartışmalar çıksa da hak ettiğiniz noktayı alacaksınız. Hani kimse fazla, 1 gram fazla almayacak. Herkes eşit şekilde parası ya da hakkı neyse herkes bu hakkını almış olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Sizde de özellikle vücutta varis, bacak ağrısı, diş iltihabı ya da dişte çürüme gibi değil de aft olabilir. Varis ağrısı, damar ağrılarını sıcaktan bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar ileride sıkıntı yaratabilir. Şimdiden kontrol etmeniz lazım. Bir de ailenizde özellikle yaşlı erkek grubu yani 80, 90, 70 olan kalp ve damar problemi yaşayacak ve bununla ilgili bir operasyon gerçekleşecek. Biraz hüzün olabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle bazı kovalar anne özlemi, kız kardeş özlemi ya da hala büyük insan özlemi var. Yani kayıplar da olabilir ya da mesafeler olabilir, yurt dışında olabilirsiniz, onlar Türkiye'de olabilir. Böyle bir özlem yaşıyor olabilirsiniz. Gayet sağlıklı seyahatler. Vakit gelince herkes birbiriyle kavuşacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum değerli kova burçları. Ve sizin de bir aracı değiştirme fikriniz var. Aracımı değiştireyim değil. Bence değiştirmeyin, kenardaki parayı güzel bir noktada arsa ya da bir altına çevirin. Daha artıya geçiş yapacağınızı söyleyebilirim. Ama şu an aracınızın değiştirmenin bir anlamı yok. Ama çok iyi bir teklif geldi diyeceksiniz. Eğer çok iyi bir teklif geldiyse değiştirin. Yine araç alacaksınız. Yani araç alacağınız için değiştirmenize gerek var mıydı? Ama kilometre çok şey oldu diyorsanız değiştirin. Ama ben şu an değiştirmezdim. Eylül-Ekim'de ÖTV belki indirim olacak. Daha iyi bir araç alabilirsiniz. Olabilir. Belki satın daha iyi araç almak için Eylül'ü bekleyin derim. Evet, bir de sizin kendi dostlarınız, üniversite, lise arkadaşlarınızla güzel bir sörf, deniz, seyahat yapma gibi fikirler olan bazı kova burçları var. Buna gidecek ve keyif alacak olarak söyleyebilirim. İş beklentisi olan ya da uzun süredir iş sorunu ve 7-8 aydır işsiz olan kova burçlarına demişim ki iş kapınızda hiç endişe etmenize gerek yok. Korkulacak bir durum yok. Uzun soluklu bir iş evrenizde olacak. Eşimi ailesinin yanına yolladım. Ya da artık burada bakamadığım için çoluğu çocuğu anamın köye yolladım diyen kova burçları artık ailenizi geri çağırın. Çoluk çocuk herkes çok özledi. Ya da gidin köye ananızın yanınıza yerleşin. Orada idare etmeyi öğrenin. Çocuklar gerçekten biraz rahatsızım. Çocuklar gerçekten ailelerini özlediler. Artık buna bir an önce çözüm üretin diyorum değerli kova burçları. Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeyi unutmayın kova burçları. İyi bayramlar, iyi haftalar.